Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, hafta sonunda Akdeniz ilçesi sınırlarında bulunan ve kentin en işlek caddeleri arasında yer alan Hastane Caddesi ile Silifke Caddesi'nde çeşitli ziyaretler yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti. Eski Devlet Hastanesi'nin bulunduğu kavşaktan programına başlayan Başkan Seçer, Hastane Caddesi boyunca dükkanları ziyaret etti, esnafla sohbet etti. Dolaşıyorum ben de hafta sonu. Öyle mi? Burada mı oturuyorsun Tarş'ta? Ha burada oturuyorsun ama Tarş. Neresinden Tarş? Karayel'den. Haydi bakalım. Sizler iyi misin? Teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Kolay gelsin. Hareket olsun. Nasıl gidiyorsunuz? Selam aleyküm. Selam, hoş geldiniz. Hayırlı işler. Selam aleyküm. Türk bayrağı göndermiştir sana kızım ana bayrağı. Şöyle bak anne, fotoğrafını çekiyorlarmış. Tamam. Çekilebilir mi? Bir bardak kalacak. Sağlam çıkmış. Başkanım hoş geldiniz. Hayırlı işler. Saygılar başkanım. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Mersin Sanayi Sitesi'ni ziyaret etti. Başkan Gültak, Yönetim Kurulu Başkanı Şaban Berber'le beraber sanayi esnafıyla bir araya gelerek talep ve sorunlarını dinledi. Bugün sanayiye geldik. Çünkü bir ülkenin gelişimindeki en önemli kanallardan bir tanesi de sanayi. Sanayicimizin, esnafımızın, orta ölçekli esnafımızın yanında yer almak, onların sorunlarını dinlemek de daha da önemli. Yaklaşık herhalde bir ay önce arkadaşlar bir geldiler heyet olarak. Bazı Akdeniz Belediyesi'nden istekleri vardı. O isteklerin çoğunun yerine geldiğini gördüm. Şimdi ekstra biz inşallah başkanlarımızla, yöneticilerimizle, esnafımızla da sohbet edeceğiz. Ayrıca bir sıkıntı var mı yok mu yerinde görmeye çalışacağız. Tabii Mersin'deki birkaç sanayi var. Bu sanayileri de rahatlatmak gerekiyor işin gerçeği. Yani artık Türkiye'de sanayiler bu kadar şehrin içinde kalmadı. Daha uygun yerler yapmak gerekiyor. Bununla ilgili büyük şehrin 100 binlik planın içinde olan, özellikle Akdeniz'i ilgilendiren alanlarda da biz Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'le birlikte yoğun bir çalışma gösteriyoruz ve inşallah Akdeniz bölgesinde yeni sanayi alanları inşallah esnaflara yönelik yeni alanlar açma noktasında çabalıyoruz. Tabii açacağımız arazilerin çoğu tarım arazisi olduğu için bu bir süreç gerektiriyor. Biliyorsunuz 10-15 yıldır maalesef Mersin'de bir İmar sıkıntısı var. Özellikle Akdeniz'de var. Biz göreve geldikten sonra çok değerli Lütfü Elvan Bakanımızın yoğun desteklerinin sonucunda Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Alt Belediye Başkanları ile birlikte çoğu sorunu çözdük. Sadece şu an Tarım Bakanı'nın imzasına kaldı. O konuda da ciddi bir çalışma yapılıyor. Dediğim gibi iki belediye başkanı olarak yapıyoruz. Yakın bir tarihte de Akdeniz'de yeni imara açılacak alanlar olacak. Bu da hem lojistik alanlar için hem de orta ölçekli sanayiciler için yeni alanları açılacağının haberini vereyim. Tabii son imzalar atılmadan önce tam bölgeleri söylemek veyahut da yer tespiti yapmak doğru olmaz. Şimdi bak işte kentsel dönüşümde böyle bir şey biliyor musun? Evet. Sanayinin içine giriyorsun, böyle farklı yerler de var, böyle yerler de var değil mi? Evet.
olacaktır. Şehri kentsele dönüştürebilirsen şehir de aynı bunun gibi olacak. Nasıl İnşallah başkanım bir insana istesin. Arkadaşlar 3 tane dükkan anca sığmış. Kolay gelsin. Nasıl keyifler, iyi mi? Çok şükür. Abi ne haber, iyi misin? Sağ olun başkanım. Kardeş kolay gelsin. Ne yapıyorsun, yemek mi dağıtıyorsun, yemek mi veriyorsun? İyi, dağıtıyorum abi. Nasılsın, iyi misin? Adın ne? Sabri. Sabri, benimki de Mustafa. Ne yapıyorsun burada? Yemek getirdin. Sen yemekçisin yani. Tamam. Peki, hadi kolay gelsin. Mesela eşiyorlar başkanım. Toprak yapıyorlar. Bir iki sene öyle yapıyorlar. Kim yapıyor onu? Asfalt falan yok. Kim yapıyor onu? Kim yaptığını bilmiyoruz işte. Bütün sorunlarımız zaten kendileri bilir. Biz anlatmamıza gerek yok zaten. Sağ olsunlar. Bizden ilgileniyor. Sizin sağ için. Sağ olun. Yapıyor yapacağız. Sağ olun. Hadi Allah'a emanet. Sağ olun. Başkanımız da toplantı yapıyor. Bazı eksikler kanunla ne tamamlar var, onlar da kalacak. Sana istesimizi ziyaret ettiği için teşekkürlerimi sunuyorum. Bir de esnafımızı ziyaret etti bu arada. Gelmişken dedi, esnafımı görmeden gitmeyeyim dedi. Ona da ayrı yerden bir teşekkür ediyorum. Asfalt çalışmalarımızı, kaldırım çalışmalarımızı, ayrıyeten konteynerlerimizi gönderdi. Çöp bidonlarımızı da gönderdi. Onun için de ayrıyeten teşekkür ediyorum. Basit olan şeylerin, çözümlerin hepsinin kendisi de ifade ettiği gibi %80'ini çözdük. Bir kısmını da önümüzdeki sene planlayacağız. Ayrıca burada Tarım İl Müdürümüzü de aradık. Site Başkanımız da İl Müdürümüzü aradı. Pazartesi görüşecekler kendileri. Burada araç yığını var. Burada araç yığınlarının paslarının ve boyalarının, kimyasallarının giderildiği takdirde site tarafından, esnafları tarafından inşallah bunların denizlerde normal doğal üreme alanları olması noktasında Tarım Bakanlığı ile bir proje yapmaya hazır olduğumuzu söyledik. Daha önce bu proje konusunda çalışmıştık ama bu özellikle araçların bertarafının noktasında boyaların, pasların ve kimyasal maddelerin temizlenmesi çok fazla miktarda bütçe gerektirdiğinden başaramamıştık ama bugün şunu gördüm. Esnaf bunda biz yapabiliriz dedi bir kısmını. En azından bir otobüs, iki otobüs neyse artık elimizde ne varsa bunları Kazanlı, Karaduvar, Adanalı bölgesinde Tarım Bakanlığı ile bir proje yaparak en azından bunları yapmış olacağız. Burada iki tane fayda sağlayacağız. Bir, sanayimizin alanlarını açmış olacağız. Sokakların, caddelerinin sıkıntılarını ortadan kaldırmış olacağız. Hem de doğal resif alanları yaratarak balık popülasyonunun artması noktasında da faydamız olacak. Çok değerli Genel Başkan Yardımcım, çok değerli Cemiyet Başkanı Rüstem Kayatepe, yoğun gündeminize rağmen buraya geldiniz, teşekkür ediyorum. Zaman zaman karşı karşıya, çoğu zaman yan yana ama en önemlisi de çok değerli dostlarım olan gazeteci ve basın mensubu arkadaşlarım. Sizleri de aramızda görmekten çok mutluyuz bugün. Sizler de hoş geldiniz. Ve çok değerli yönetim kurulu üyelerim, hepinizi saygı, sevgi ve hürmetle selamlıyorum. 13 Ağustos 2020 günü görevi aldık. Mersin İl Başkanlığı ve kurucu heyet görevini. Bu uzun bir çalışma döneminden sonra gerçekleşen bir hadise oldu. 2020 yılının Ocak ayında başlayan süreç, biliyorsunuz partimizin, Deva Partisi'nin kuruluş süreci Mart'ta tamamlanabildi, Mart 2020'de ama hemen akabinde de pandemi süreci başladı ve hepinizin bildiği gibi fiziki yakınlaşmalar, fiziki görüşmeler yerini tamamen internet ortamına bıraktı. Bu süreci de dijital ortamları, internet ortamını en iyi takip eden, en iyi yaşayan parti olarak Deva Partisi olumlu anlamda kullandı. Tüm il başkanlıkları ve kurucuya çalışmaları dijital ortamda yapıldı. Süreç ve Ağustos 2020, 13 Ağustos'ta da biz Mersin İl Başkanlığı olarak, kurucu heyet olarak görevi devraldık. Görevimiz Mersin'de il ve ilçe yönetimlerinin kurulması, kurucu heyetlerin görevi. Deva Partisi böyle bir yapılanma yaptı. İlk başta genel merkezden 5 kişi bizlerin seçimi için çalıştı 3-4 ay. Daha sonra bizler il yönetimi ve ilçe yönetimlerinin kurulumu için halen uğraşmaktayız, çalışmaktayız. Mersin, tabi biliyorsunuz büyük bir kent, 13 ilçemizle, yaklaşık 2 milyon nüfusuyla.
1 milyon 200 bin seçmeniyle Türkiye'nin ekonomik olarak zaten 5. 6. büyük kenti. Tabii Mersin'de böylesi bir yapılanmayı sıfırdan kurmak oldukça emek ve zahmet istiyor. Ama tabii çok değerli siz basın mensupları arkadaşlarımın yardımları, değerli dostlarımız, tam bir yardımlaşma örneği sergiledik. Ve yaklaşık 2,5 aylık bir süreçte de bugün sizlerin huzuruna çıkacak il yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımı belirledik ve 10 gün önce de Mersin Valiliğine dilekçemizi vererek resmen Mersin İl Başkanlığı'nı kurmuş olduk. Süreçte emeğe geçen herkese de bu vesileyle teşekkür ediyorum. Ben değerli il başkanımıza, değerli il yönetimimize ve bugün burada bizlerle olan değerli basınımızın, yerel basınımızın değerli temsilcilerine çok teşekkür ediyorum. Mersin bizim en önemli illerimizden bir tanesi. Türkiye'nin en önemli illerinden bir tanesi. Ama ne yazık ki biraz hem bu ekonomik açıdan önemini hem de bulundurduğu insan potansiyeli açısından önemini son 15-20 yıllık sürede çok gösteremeyen illerimizden bir tanesi. Mersin'de eğitim almış, 3 Ocak İlköğretim Okulu'ndan mezun, sonrasında Yusuf Kalkan Anadolu Lisesi'nden mezun olmuş birisi olarak Türkiye'de Deva Partisi'yle de siyasete girmiş birisi olarak Mersin'in sorunlarını bildiğimizi, bunlarla ilgili çalışmalar yaptığımızı size aktarmak istiyorum öncelikle. Biz 9 Mart 2020 tarihinde 90 kurucu arkadaşımızla birlikte Deva Partisi hareketini başlattık. Ve o günden bugüne tam 8 ay geçti. Bugün 9 Kasım 2020. Bugün itibariyle artık 8. ayımıza girdik. 8 ayımızın tamamı pandemiyle geçti. Bunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Yani partimizin kurulduğu gün her ne hikmetse işte pandeminin ilk pandemi vakasının da Türkiye'de açıklandığı gün oldu. Tabii şu an verilere dönüp baktığınızda, işte açıklanan Tabipler Birliği'nin açıkladığı yapılara baktığınızda aslında Türkiye'de Ocak ayında, Şubat ayında da korona vakalarının görüldüğüne dair birçok bilgi var. Ama her ne hikmetse 9 Mart 2020 tarihiyle birlikte Türkiye'de ilk pandemi vakası da açıklanmış oldu ve o günden bugüne 3-4 ay sokağa çıkamadığımız, yani sokağa çıkma yasaklarını hepimiz hatırlıyoruz. Sonrasında da sadece 4 aydır sokağa çalışmaları yürütebildiğimiz bir süreçten geçiyoruz. Bu 8 ay, ayın tamamı böyle geçti. Sayın Genel Başkanımız koronaya yakalandı. Yaklaşık 3 hafta boyunca bizimle birlikte olamadı. Ama bu 8 aylık sürede çok ciddi çalışmalar yaptık. Ve bu aslında sadece bizim başarımız değil, ülkemizin de başarısı. Tolstoy'un çok sevdiğim bir sözü var. Kötüler kendilerine tahammül edildiklerinde daha çok azarlar diyor. Biz 9 Mart 2020 tarihinde artık kötülüklere tahammül edemediğimizi ve bununla ilgili bir çalışma başlattığımızı duyurduk halkımıza. Bu geçen 8 ayda, pandemiyle geçen 8 ayda bu halkımızdan da çok ciddi bir yankı buldu. Toplamda 77 il başkanı atadık bu 8 aylık süreçte. 412 ilçe başkanı atadık. 187 ilçede ilçe kongremizi tamamladık. Ve bugün Bilecik'te 18. il kongremizi tamamlıyoruz. Biliyorsunuz Türkiye'de seçime girebilme yeterliliğini sağlamak için 41 ile ulaşmak gerekiyor. İl kongresi yapabilmek gerekiyor. Bunu da önümüzdeki ayın ilk haftasında tamamlamayı hedefliyoruz. Dolayısıyla buradan baktığınız zaman 9 ay gibi bir sürede bir parti Türkiye'de tamamen pandemi koşullarında kurularak teşkilatlanmış ve seçime girebilme yeterliliği kazanmış olacak. Bu Türkiye'deki en hızlı teşkilatlanma süreci arkadaşlar. Bunu bitirdiğimiz gün yapacağımız duyurularla sizlere de ulaşacaktır. Ama bu dediğim gibi sadece bizim başarımız değil. Bu az önce Tolstoy'un sözünde de bahsettiğim gibi Türk halkının da artık kötülüklere tahammülün olmadığını gösteriyor. Yani Mersin'de, Adana'da, Erzurum'da, Malatya'da, diğer birçok ilimizde de bizlere ulaşıp teşkilatımızda görev almak isteyen, gönüllü olan birçok vatandaşımızın bize bu 9 aylık sosyal mesafelerle görüştüğümüz 9 ayda yaptığı teveccühün sonucunda aslında bu kadar hızlı teşkilatlanabildik. Ve geldiğimiz noktada işte 9 Kasım 2020'de artık çok rahatlıkla 18. İl Kongremizi tamamlayarak sahalarda olduğumuzu sizlere gösterebiliyoruz. Yani bu aslında bizim 9 Mart 2020'de 90 kişilik başlattığımız bir hareketti. Bugün geldiğimizde 72 il başkanımız, 412 ilçe başkanımız, il ve ilçe yönetimlerimizle 10 binden fazla kişinin katıldığı bir devasa bir orduya dönüştü. Giderek bunun daha da büyüdüğünü, daha da ilerlediğini hep birlikte görüyor olacağız. Yani şunu vurgulamak istiyorum. Bu özellikle Sayın Genel Başkanımız da birkaç yerde paylaştı. İnternet üzerinden bize başvuruda bulunmuş, üye olmak isteyen 100 binden fazla vatandaşımız var. Bunların üyelik süreçleri ve bunlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Fakat Deva Partisi 9 Mart'ta kurulup
bugüne gelen 8 aylık süreçte 10 binden fazla üyeye ulaşmış durumda şu an itibariyle. Ve bunun çok kısa bir zamanda 100 bini geçeceğini, yani kongrelerimiz devam ettiği sürece 100 bini geçeceğini ve çok hızlı bir şekilde ilerleyeceğini de öngörebiliyoruz. Ben bu duygu ve düşüncelerle bugün burada bizimle birlikte olan, bizim tüm teşkilatlanma sürecimizde bize destek olan hem yerel basınımıza, gönüllülerimize, partimizin üyelerine ve değerli yönetim kurulu üyelerine tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin sayesinde Türkiye'nin kötülüklere tahammül edemediği hareketi başlattık. Sizlerin desteğiyle devam ettireceğiz ve inşallah başarılı olacağız. Çok teşekkür ederim. Az önce söylediğim gibi 4 tane ilçe başkanında ilçe yönetimleri çalışmalarına başladık. Önümüzdeki süreçte merkez ilçe ve diğer kalan ilçelerimizde merkez ilçelerle birlikte sizlere sunacağız. Ben kendilerine süreç içinde bize kulaklıklarından dolayı teşekkür ediyorum. Hepsi gerçekten bulundukları ilçelerde Mersin'de işleriyle ilgili, ticaretleriyle ilgili ve onun dışında insanlıklarıyla ilgili çok değerli arkadaşlar. Bize de başta zaten gelen merkezde şu söylenmişti. İnsanların diline, dinine, ırkına bakmayın. Arap mı, Türk mü, Türk mü bakmayın. Bunları da artık cümlelerinizde kullanmayın. Çünkü kullandıkça bu ayrışın ayrılığı devam ediyor. Artık bunları fazlaca kullanmayacağız. Benim hayalim ne gibi bir yönetim kurulu oluştu çünkü. Gerçekten Mersin'in herkesini temsil eden çok değerli insanlar var. Ben bizim dışımızdaki, bu salonun dışındaki insanları da diyorum. Benim genel başkan yardımcımın dediği gibi artık zamanı geldi bence. İşe evine teslim edip şu sıkıntılı dönemde bir an önce ülkemizin çıkma vakti geldi. Ve arkadaşlarımın hepsine çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar. İnşallah bundan sonra Mersin polisi bir eve düzenlediği operasyonda 1700 litre kaçak alkol ele geçirdi. İçki üretmek için evi mini fabrikaya çeviren şahıs adliyeye sevk edildi. Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Mezitli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri B.E.Ş. isimli bir şahsın evinde sahte içki üretimi yaptığının bilgisine ulaştı. Adrese operasyon düzenleyen ekipler şüpheli şahsı gözaltına aldı. Mini fabrikaya çevrilen evde yapılan aramada 5 adet 176 litrelik, 5 adet 100 litrelik, 5 adet 40 litrelik, 9 adet 10 litrelik, 17 adet 5 litrelik, 43 adet 0.5 litrelik bidon içerisinde satışa hazır toplamda 1700 litre alkol ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıs emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Mersin'in Erdemli ilçesinde limon sandığı deposunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Mahalleli müstakil evin deposundan alevlerin ve yoğun dumanın yükseldiğini fark edince panik yaşandı. Sarıyer Mahallesi Sarıyer Sokak'ta Hüseyin Demirarslan'a ait iki katlı müstakil bir evin zemin katındaki depoda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların ve evde kimselerin olmadığı bir anda çıkan yangını fark edenler itfaiyeyi arayıp yardım istedi. İtfaiye ekipleri gelinceye kadar vatandaşlar yangına müdahale etmeye çalıştı. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne ait 5 itfaiye aracı ve Erdemli Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait bir orman arazözüyle yangına müdahale edildi. Depodaki ahşap ve plastik limon sandıklarının tamamı yanarken maddi hasar oluştu. Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri haşereyle mücadele kapsamında hem tarım işçilerinin yaşadığı çadırların çevresini hem de hayvanlarının yaşadığı ağları tek tek ilaçladı. Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri de çadırda yaşayan kişileri sağlık kontrolünden geçirdi. Bu bölgede yaşayan insanların kıştan önce şartlar ağırlaşmadan yaşam koşullarının iyileştirilmesi adına kapsamlı
faaliyetlerimiz devam ediyor olacak. Bu bölgedeki talepler bize sahada çalışan ulusal ve uluslararası STK'lar tarafından ve muhtarlar tarafından iletildi. Bu talepleri dikkate aldık ve tüm alanda Mersin sınırları içerisindeki bölgelerde 19 nokta belirledik. Bu noktalarda da ihtiyaç tespitinden sonra önceliklendirilen ihtiyaçlara yanıt olarak da daire başkanlıklarımızla irtibata geçtik ve faaliyetleri koordine etmek için bir araya geldik. Mersin Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde açtığı atölyede üniversitenin tüm mobilya ihtiyacını karşılıyor. Fakültelerin masa, sıra, dolap gibi tüm mobilyalarının üretildiği atölye sayesinde yaklaşık %50 kar sağlayan Mersin Üniversitesi'nin yeni hedefi dışarıya da mobilya üretmek. Burada bizim Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulumuzda olan bir bölüm bu. Bu bölümde Cevdet Hocam da bu bölümde bu işin sorumlusu. Biz sadece Ar-Ge veya öğrenci yetiştirmek değil, üretim konusunda da bir şeyler yapalım. Hem bütçemize katkı alalım, hem de öğrencilerimiz stajını burada yapabilsin, bir şeyler öğrenebilsin diye burayı açtık. Çok da güzel bir üretim sürecine girdik. Biz kendi üniversitemiz içinde ihtiyaçlarımızı karşılıyoruz. Kısmet olursa bundan sonra dışarı konusunda da niyetlerimiz var. Biz bu aşağı yukarı 4 yıl önce gelmiştim buraya. Ciddi bir şey gördüm. İşlem gördüm. Geçtiğimiz senelerde, bu senelerde çok ciddi şeyler yaptık. Mesela eğitim fakültesinin bütün yeni yapıldığında hepsini biz yaptık. Şimdi de aşağı yukarı bu sene 565 miktarında bir ürün yaptık. Bu ürünlerde hepsi dışarıda yaptırmış olsak bunun çok fazla faaliyet şey olacaktı, maliyeti olacaktı. Buraya için burada yapacağımız işlerimiz kendimizi yapıyoruz zaten ama keşke bize dışarıdan gelen insanlarda ihtiyacı olanlara da rahatlıkla yapabiliriz. Mobilya dediğimizde istenilen özellikle kim ne istiyorsa onu yapabiliyoruz biz. İhtiyaç neyse o. Yani biz tasarım yapıp da satacak şeyler yapmıyoruz. Sadece ihtiyaç olan, talep edenlere fiyatlarımızı veriyoruz. Uygun diyorlarsa o uygunla anlaşmışız demektir. Ondan o ürünü yapıyoruz. Maliyetlerimiz, satış fiyatlarımız alacaklara göre ciddi derecede piyasaya göre düşük olduğu için de seviniyoruz. En azından bizim bütçemizden daha buraya yaptığımız için. Ama dışarıdan gelen biriler gelirse onların ürünlerini de daha uygun fiyatlarla daha güzel işleri yaparız. Yeni yapılan alt okulların ve birimlerin yapılmasıydı. Fakat çalışanlarımız, hocalarımız bu konuda çok üretken oldu ve biz bütün fakültenin içini yaptık. Ve %50'lere varan herhalde hocam yanlış hatırlamıyorsam bir kar sağladık bundan. Ve bu devlet bütçesinde kaldı. Şimdi kapasitemizi yeni yapılan binamız az olduğu için biraz daha dışa dönük yapmaya çalışacağız. Öyle bir niyetimiz var. Tabii resmi kurumlarla görüşmeye başlıyoruz bu konuda. Milli Eğitim olur, Valilik olur, Sağlık Müdürlüğü olur. Bir binanın tümünün içini döşeyebilecek bir kapasitemiz var burada. Bundan sonra da inşallah o yöne yöneleceğiz. Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Deltası Özel Çevre Koruma Bölgesi Kumzambağı Koruma İzleme Projesi etkinliği düzenlendi. Etkinlikte Göksu Özel Çevre Koruma Bölgesi'nin sunumu yapılırken Kumzambağı hakkında bilgilendirme çalışması yapıldı. Etkinliğe Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdür Yardımcısı Nuri Kunt, Silifke Kaymakamı Namık Kemal Nazlı, Mersin Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hüseyin Özgür Yalçın, AK Parti Silifke İlçe Başkanı Mehmet Emin Kurt ve öğrenciler katıldı. Göksu Deltası Özel Çevre ve Koruma Bölgesi Kumzambağı Koruma İzleme Projesi dahilinde öğrencilere bilgilendirme yapılarak ödüller verildi. Göksu Özel Çevre Koruma alanındayız.
Bildiğiniz gibi ülkemizde 18 tane özel çevre koruma alanımız var. Bunlardan ilk ilan edilenlerden bir tanesi de Göksu. Burada kuş cennetimiz ve delta var. Burada tür bazında koruma izleme çalışmalarını yıllardır sürdürüyoruz. Karettalarla ilgili, karettalarla ilgili olsun, kumzambayla ilgili olsun, diğer türlerle ilgili koruma izleme çalışmalarımız devam ediyor. 2021 yılı içinde Göksu Deltası ve Kuş Cenneti'nin rehabilitasyonu ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı strateji bütçeden ödeneğimiz çıktı. 3 milyon lira civarında. Alanda aranın koruma kullanma dengesini sağlayabilmek için önümüzdeki yıllardaki gelecek nesillere temiz bir alan bırakabilmek için rehabilitasyonunu gerçekleştirmiş olacağız. Bugün burada kum zambağının farkındalığını oluşturabilmek için sahada hocalarımızla birlikte, öğrenci arkadaşlarımızla onlara türün yakından incelenmesi, sahada görülmesi bir farkındalık için bir program gerçekleştirdik. Mersin'in Erdemli ilçesinde 60 hektar sahaya dikilecek 14 ton karpelli sedir tohumu için Torosların 2000 rakımlı zirvesinde metrelerce yükseklikteki sedir ağaçlarından kozalak toplanıyor. Toplanan kozalaklardan çıkan tohumlar ağaçlarını geleceğe taşıyacak.